Πασκαλιά, Ολδούζα, Κιμή. Ο κύριος Μετσουμί Μουσταφά και ο κύριος Σουλτάν Δερβίς κατάγονται από τη Χούλου. Το χωριό αυτό της Πάφου επισκεφτήκαμε στο προηγούμενο μας πρόγραμμα. Είδαμε, ακούσαμε και αντιληφθήκαμε πως οι άνθρωποι μεταξύ τους όχι μόνο δεν είχαν τίποτε να χωρίσουν, αλλά όπως μας είπαν χαρακτηριστικά, κριτήριο ανάμεσα στους συγχωριανούς ήταν η ανθρωπιά, η τιμιότητα, η εργατικότητα. Πρόθυμοι να μιλήσουν για το χωριό τους και για τις σχέσεις των ανθρώπων, οι κύριοι Νετσμί και Σουλτάν μας μεταφέρουν τόσο σε καλούς, όσο και σε άσχημους για τον τόπο καιρούς. Bizim ilk evimiz Rumlarla karışık. Hatta süt pelin yaparken Rumlarla sütlerimizi karıştırır, böyle yapıyorduk. Fakat zaman içerisinde 50 yıllarında Türk mahallesinde ayrı mahallemiz vardı, ayrı okulumuz vardı, Rumların ayrı. Aynı had üzerinde, köy girişinde. Sağ tarafta bizim, sol tarafta onların, yani aşağı yukarı 100 metre şeyinde, uzaklığında Türk, bizim öğrenci sayımız dönemde 20 ile 30 arası Rumların 120-150'ye kadar çıkıyorlardı. Ha, büyük köyümüz, büyük köylü. Sultan Bey. Doğru söylüyor yani Rumlar bizden fazlaydı. 58 yılın sonra işte mahalleler ayrıldı. Ama bizim içerisinde yani Türk mahallesinde de bir Rum aile vardı. Onu zaten daha önce de bizim mahallede kaldılardı. Stavrino, bizim mahallede kalır, bize komşuydu da. Çocukları bizimle karışırlardı. Mesela biz çocuk o zaman oyun oynarken onlarla beraber oynardık. Necmi'nin dediği gibi keçilerimiz vardı, sütleri karıştırdığımızda. Her akşam kızı Despina vardı, gelirdi bizim Orohi dediğimiz Selim'in sütü şeyini alırdı. Suyunu alırdı, domuzlara yedirilirdi. Evet, tabii ki yani. Çünkü hellim suyu besleyici bir şeydi o zaman ve özellikle domuzlar çok girdi. O her akşam üzere gelirdi o kızı alırdı, hellim suyu götürürdü. Rahatlı yaşantınız yani hatırlattım. Yaşantımız çok rahattı. 63'e kadar geliyor. 63'te büyük zelzeledi, 52-53'te büyük zelzele olduydu. Evlerin çoğu yıkıldı ve o zaman hükümet İngiliz devrinde. Aşağı yukarı kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bir 10 tane Rumlara da Türklere de hükümet şey baraka tipi yani ev. Evet. Normal iyi bir ev. Çok ev yaptılar. Çok banyosuyla çok baraka çok yaptıydı işte. Baraka çok yaptı. Can kayboldu köyde yoksa? Can kaybolmadı. Yaralanma oldu. Yaralanma oldu ama. Üzümler zamanıydı hatırlıyorum. Kuru üzüm zamanıydı. Eylül'ün içindeydi. Okullar yeni açıldıydı. Ve sabah erken oldu yani. Bizim köyde, köy hayatında Rumu Türk'ü herkes erken çıkardı işe. Yani güneş doğmadan, şimdi 2 saatle düşünürsen, 5.30-6 sıralarında herkes hayvanını, keçisini alır, oya giderdi. Ve şanslı yani köylünün tümü bile denirse büyük bir çoğunluğu evlerin dışındaydı. Sadece okula gider olan öğrenciler ve geri kalan insanlar şeydeydi. Onun için okul hasar gördüydü. Okula kadar görmediydi. Az bir şey gördüm. Okul İngiliz döneminden kalma Sarıdaş'tan yapılan şeydi. Onları öyle kolay kolay hasar görmez. Hala da ayaktadır aynı bina. Aynı okul. Hala da ayaktadır. Üzerini... Kullanırlar. Olay tahıl, arpa, buğday, dere yataklarında esas bağdır, patates, bağcılık, bagajcılık gibi bir şeydi. Yani su var tabii. Esus adresi Kıbrıs'ın büyük derelerinden biriydi. Birinci Diyarizo'ydu büyük, ikinci Esus adresi. Biz Esus adresi yatağının üst başındaydık. Ki o dere Mayıs, Haziran'ın sonuna kadar akardı. Çünkü Esus Afaner olduğunda bir de Pınar'dan su doldurduk çocukları bize ve satardık suyu yarım şilin masrafı. Panayır'daki insanlara. Panayır'da olurdu köyümüzde. Tabii aşağı yukarı yarım bir mil kadar dere kenarında bütün köylerden galifler kuruyorduk. Tezkere bu o zaman hayvan satışa tezkere iladı. Koçan dediğimiz o zaman tezkere ve sen
bir dana sattı. Danalar bir şilingdi o zaman. Diğer kuzular falan yarım şilingdi. Keserik tezkereyi. Çünkü o zaman polis, o zaman yasaktı böyle tezkeresiz yapma. Hırsızlığı önlemek için. Kayıt altına alınmak. Çocukluk devrimizde. Kaç tane çoban varsaydı ve mandasında kaç tane hayvan varsaydı mecburu giderekti muhtardan her koyuna tezkere dediğimiz yani İslam şekilde ver şimdi oturma izni. Her mandırada kaç tane hayvan varsa mecburdu. Ayrı şey vardı. Muhtardan tezkere alacak. Nasıl yani. Diyeyim? Soyadı var kasarı geldi. Şey, doğum evet. Yerdesi. Fakat öyle şey. Makbuz biçiminde böyle ve üzerinde yazardı. Sırayla ve kaç taneydi. Hatta gözleri nasıl boynuzlu mu hep yani teferatı yazılıdır ve koçan niyetini geçerdi. Her şey kayıt altında. Kayıt altında. Hayvanı tanıtacak. Bir emareye bir şey varsa özellikle yazardı. Yazardı. Kalifler kurulurdu ve evet, su satarak ben cep harçlığınızı çıkarılıyor. Bölgenin en büyük panayırıydı. Bu cumartesi başta 28 Haziran'daydı genelde ama hafta sonu getirilirdi. Cumartesi sabah kalifler kurulur. Yani Rumu Türk'ü... Rumu Türk'ü bütün bölge halkı gelir oraya ticareti yapardı. Arpasını, arpa değil daha çok da buğday, patates, elzim, mercimek, hayvan pazarı kurulurdu. Domates, kavun, karpı her şeyi satılırdı. Herkes üretimi satardı. Pastendi. O zaman mesela bize yabancıydı. Bizim köylerde şey bu beyaz şey pastendi. Evet. Şey kırmızı. Yani her şey satılırdı yani. Nasıl şimdi pazarlar olur ya, çarşamba evet. Pazarları. Böyle. Her şey gelir. Hayvanlar da. At, özellikle fellah de cingeniler. Onlar bir ay öncesinden gelip kamp kurarlardı orada. Tebbafa kadar gelirler de. Evet. Efendim? Tebbafa kadar size kadar gelirler. Gelirler. Çünkü bizim bölgeye de gelirler. Her yere giderler. O dönem her yerde panayır olurdu. Panayırda fellahlar giderlerdi çünkü bu hayvan avidini, eşek alışverişini, ticaretini genelde fellahlar yapardı. Sende mesela da bir kör topal eşeği götürür, süsler müslerdi. İkinci bir panayırda gelir sana satardı. Tabii. Aynı eşeği. Bizim köyün o panayırın özelliği, bizim köyde mesela, bizim köylünün yetiştirdiği patates ve bakla öncelikli aranırdı. Şimdi kuru bakla haşlanmış sırtırtmış suyun içine atardım bakla hiç kaynamadan pişer diye. Patates de böyle. Hani ve lezzetliydi de dere yatağında kumsalda ekildiği için hem büyük olurdu, beyaz olurdu ve lezzetli olurdu. Dolayısıyla bu panayır döneminde herkes ürettiğini civar köylerde herkes getirirdi. Hangi köyler diye sizin köyün civarında hangi köyler vardı? Bizim köyler Kurda'da hemen dibinde zaten yani yer 50 metre değildi birinci en yakın köy panayırımıza Kurda'da Pidargu Çağda Ledimbu Aksilu Falya Panaya Aymidrano'yu kalan Panaya Bakaryos'un köyü. Fakat en yakınlar bu Pidargu Kurda'da Lemona. Ama panayırlar mesela şey gözükmez, yakınlık gözükmez ya, yani. Nereden gelirdi? Bak köyümüze... Satılacak ürünü kim varsaydı, mesela biz 15 Ağustos panayırı olurdu Labitiyon'un üzerinde. Biz gece akşam üzeri, babamın mesela öküzleri vardı. Danalar kesim çağına geldiği zaman, akşam üzeri binerdi geçeklere. Giderdi Talabikli'ye, gece Labitiyon'da büyük hanımız vardı, izimiz vardı. Orada gecelerdik. Gecenin bir battaniye serildin, yatırdın. Sabah erken saatlerine, sabah sürekli gelen çıkardık, o kadar daha yol giderdik. Neden giderdik? İki tane danayı, üç tane danayı satarsın diye. Çünkü gitmezsen oraya, köydeki kasap hiç parasını alacaksın den. Oysa bütün köyde, Rumu Türk'ü böyleydi. Bütün panayırlara, bizim panayırdan üç gün sonra Gromyu panayırı dedikleri, yani soğan dönemi olan, adı Gromyu panayırı olan başka bir panayır kurulurdu. O da bize çok yakındı, yani komşu bir köydeydi. Ama onun kalabalık olduğu kadar ona kalabalık olurdu. İnsanların alışveriş yerleri buraları panayırlardı. Panayırlardı. Peki. Evet. Bir şey daha sorayım ben. Bir buyur, şey buyur. Köyün idaresi, köylerin, bizim köyümüz karışıktı. Rum köyü. Karma köyüydü. Karma köyüydü. Muhtarlardan sorulurdu. Evet. Muhtarlar da artık o zaman administrat ofise ve kaymakam
evet. Şeyde Bafta. Atanırdı. Atanırdı. Bunlardan sorumlu. Yani köyde bir karar, bir şey yapılacağında iki muhtar, azalar da var. Azalar atanırdı yoksa seçilirdi onlar. Seçim hiç yapmaz köyde. Seçim olmazdı. Seçim. Komiser atardı muhtarı. Muhtar da güvendiğin iki tane temiz adamı alırdı aza olarak. Aza olarak. Ve köyde bir şey olacaksa mesela köyün menfaatini olursa iki muhtar gelir, anlaşır köylülerle beraber ona göre yapardı. Hatta hatırlıyorum ben zelzele deprem zamanı bazı Rumların evleri yıkıldı. Fakat biraz zengin idiler. Yani daha durumları iyiydi. Ve Rum muhtarı çünkü muhtar kağıt verirdi. Muhtar kağıt verirdi. Bunun evi budur yapılsın. Ve vermezdi Rumlara ve gelirdi babam verdi. Birkaç tanesini çattı ve yaptılar. Onun için babamdan çok memnun oldular. Evet. Özellikle Yanni mağara yaptı. O şirket tatibiydi. O dönemlerde çok iyi iştir. Beraber muhtarlık yaptılar. Tasadık kardeş gibiydiler. Ve tabii köyümüzde böyle bir 63 olaylar, öyle bir şey olacağı insan aklına gelmezdi hiç. Hatta Şubat'ta, 3 Şubat günü bu dediğim Yanni, şirket tatibi, beraber muhtarlık yapmıştı babamla. Sabahtan 11.30 sanırım geldi, babamla konuştu. Ve diyor yine seni muhtar Mustafa, bir şey olacaksa köyümüzde, köylülerimiz bir şey olmayacak. Hadere belli diyor yine, bizim köyde olmaz öyle şeydi. Hadere belli, sorgamız ve yeni de Sibrama'da. Fakat adam biliyordu, söylemek istiyordu fakat korkuyordu tabii. Böyle 4 sıralarında ayrıldı, 3.5-4 sıralarında akabinde patlak verdi. Hani çok iyi geçiniyorduk yani böyle bir şey olacağı insan aklımıza. Hakikaten köyümüz çok iyi geçiniyorduk. Hatta bugün dahi gelip buluşuyoruz, gidiyoruz üst köye, çok iyi karşılanıyoruz. Ben hatırlarım düğünlerde, gene beraber yapıyorduk. Hatta ben katıldığımda gelinin yastığı derler. Ha, eskiden vardı bu. Evet. Onu ben aldım. Zannedersem Yücel'in düğünündedir. Zannedersem. Ya Yücel'in yahut Necdet'in. Yücel'in düğünü İskarov'un oldu. Ben giden gelin değilim. Necdet'in düğünü. Bir tane oldu gene aynı dediği Harmanlar bölgesinde. Şimdi hemen o yolun üzerine barakar yapılan yerde. Orada uzunca bir yol vardı. Çok kadar 150 metre. Ben hatırlıyorum. Çocuktum ve 6-7 yaşlarında, 8 yaşlarında belki de. Yaşlı ben aldım. Güzel koşuyordum. Zaten BAF'ta da atletiydim. Onlar da katılırdı yoksa? Katılırdı beraber. Yani çok. Yani sanırım çok. Ya bizim mesela Dagi isminde bir köylümüz. Babamla çok iyi arkadaş. Dörge ve Mustafa dayı. Ladanero diye bir yerimiz vardı. Hemen üstünde arazi. Yerim, arazi. Yani Merra ismi. Hemen üzerinde aşağı yukarı bir 20-25 dönüm evrafın bir arazisi vardı. Ve bizim kiradaydı. Diyor gibi Mustafa'daydı. Aha su vardı. Aha çocuklar da büyüdü. Ben koyayım Drohallia. Ne derler o şeye? Kasnak. Kasnak hani su. Drohallia kasnak. Bomba. Bomba. Adam bekardı da. Bahçeciydi da. İnanmayacaksın. O su diyorlardı ki Türkiye'den gelir. Yani 6-7 yaşında bir çocuk götürürdü. Gözlüden. Gözlüden. Ve kurdu sonra borularla 8-10 dönüm. Öyle güzel bir bostan çıkardık. Domates bir tanesi. Bir okka o zaman. Ha, bu kadar domates. Beraber ortak. İlaçsız. Adam yapardı. Biz de beraber toplardık. Yani böyle çok iyi geçiniyorduk. Toplardık beraber gece bir hırsızlar gelmesin diye. Bir tarafta ben yatırdım. Bir tarafta adam kalır ve beklerdik. Yani öyledir. Çok iyi geçiniyorduk.
kasaba okuyordu. Bak Kurtuluş Lisesi'nde. Haber geldi, köye gideceğiz. Korkuyoruz da. Hafta kiradaydı. Kira usulü işte. Yurtta kalmıyorduk. Neyse. Eniştem Sultan'ın babası geldi. Bana haber etti. Götürelim sizi köye. Biz talebeli 5-6 kişiydi lisede. Bindik geldik köye. Birkaç yıl sonra nöbete başladık. Silahı öğrettiler bize. O zaman piyade tüfeği, piyademiz vardı. Otomatik silahımız vardı. Yani o zaman. Çünkü karışık olduğumuz için, yani karma olduğumuz için bizim hakikaten tehlikeli bir şeydi. Otomatik silah 2-3 tane verdilerdi. O TMT zamanında neyse bilmiyoruz. 3 Şubat günü sana dediğim, biraz önce bahsettiğim yan mimar hefti kahve geldi babamla beraber. En az 2-3 saat konuştular. Ne dedi ki, sen bir şey olacaksa köyde bizim köylüler değil dışarıdan gelecekler. Ya öyle bir şey olmaz falan gibisinden. Adam kaçtıktan sonra 4-4.5 sularında tüvekliler duyduk. Emin dayı şeyde un fabrikada un değirmeninde esir aldı. Kurdaga köyü hemen halamın kızı vardı Seval. Onu esir aldılar. Tabii bilmiyorduk. Toplandı Türk mahallesinde. Selçuk Bey'in evi vardı. Sizin öğretmen. Okul öğretmenimiz vardı orada. O da köyün sorumlusu. Tek öğretmeniydi. Tek. Onun o bölgede. Zaten Türk kesimiydi. Yani. Toplandık oraya. Karar verdik. Ne yapacağız? Dedik. Bazılar dediler geçelim Mamundal bu taraftan. Dedik en iyisi biz geçelim mezarlık. Mezarlıktan yani güneye doğru. Mezarlıktan geçelim karşı tarafa. Dereyi geçelim. Dereyi geçelim. Ana yolu ile Kurdağ arasından geçelim ve Pidavga gidelim. Ve böyle takriben o akşam 140 civarlarındaydık. Allah rahmet eylesin Ahmet dayımın 7-8 çocuğu vardı. O gelmek istemiyordu. Genabla yani yengemiz hamile. Çocuklar yani arayla en büyüğü orta birdi en büyüğü. 7-8 taneydiler. Dedi ben bunları nereye götüreceğim? Dedi ki Ahmet dayı biz götürürüz ya o. Silah elimizde bir çocuk omuzda her birimizin o şapına. Dereyi geçtik, dinlendik yavaş yavaş. O zaman o gece de Hasan dayı kaybettik. Destibarımız vardı. Destibarımız da İkinci Dünya Harbi'ne katıldıydı. Süveyş'e katıldıydı. Süveyş'e değil mi? Süveyş'e tamam, katıldı. Yani tecrübeli birisiydi. Hansını kaybetti kendini. Acaba vurdular mı? Ve silahı da yanında. Geçtikleri orada. Bak karı kasanda yok. Neyse topanı yavaş yavaş geldi Kurdağa'ya. Kurdağa merasına. Artık ana yolu geçeceğiz. Yani yedim buradan gelin yolu. Köprü var orada. Oradan geçelim. Pidargu'ya geçelim. Neyse. 1-8-10 geç. Hatta o akşam bizim köyde İzzet Bey diye birisi. Eşi Rum kadınıydı. Ha. Rum kadınıydı. Mirhora. İsmi Mirhora. Ve biz kadına söyledik. Dedik böyle bir oldu biz açıyoruz. İstersen kalacaksın seninkine kal. İstersen götürürük seni. Yok dedi ben kocamana gideceğim. Ve o adamcağız yaşlıydılar. O adam da biz de yardım ettik tabii. Omuzunda Hulu'dan Pidavga çok karı 9-10 mil, 11 bin ne kadarsa. Gece, çamur, az susuz zaten yalın et, çıplak kaçtık. Yani hiç biz o akşam kuru fasulye pişirdik, üzerindeydi. Ve evin içerisinde. Hayvanlarımız kaldı, kaçtık biz. Hiç. Üzerimizdeki elbiselerdi. Ve o kadınlar bizimle geldi. Neyse önce çıkardık. Şeyi geçtik. Sabaha yakın, sadece öyle 4.30-5 neyse çıktığımızda yola. Sabahın 5.30-6'sına gitti ki normal yolda 1 saatte 1.5 saatte yay gidiyordu. Yavaş yavaş gittik. Pidargu köyüne karşıladılar bizi. 2-3 gün kaldık. Dedik ne oldu? Biz Pidargu'ya aksiyonla geçecektik. Dedik ya siz kalacaksanız arkadaşlar kalacak biz daha. Eğer kaçacaksanız söyleyin şimdi gidelim. Yok dedi biz son koşumuzla çarpışacağız. Neyse kaldık 2-3 gün. Baktık
İki üç gün baktık, ledim bu. Ledimun altında kalıyor şimdi Pidargo. Ben de ledim bu, Rumköy var. Rumköy, Büyükköy. Baktı, geldi, başladılar. Tak tut, tak tut. Ama daha önce bir akşam, Hulu, iki üç gün, Hulu'lar nerede olduğu bilmiyorlardı. Yani Kıbrıs bilmiyordu. Ablam Londra'da vardı ve o da bilmiyordu. Ve merak ediyorum, acaba öldürdüler mi, ne oldular? Hiçbirinin haberi yok. Ve barış gücünü çıkardılar. Hatırlarım o ikinci geceydi yanılmıyorsam. Köy girişi öyle bir yüksekten gelirdi. O zaman barış gücü yoktu. Şey, yönetim neyse. İngiliz yok, yok. Yoktu. İngiliz askerlerine, Birleşik Milletler üniformasıyla girdiler. Ve saldılar bu kaçan köylere. Ve Pidargu'da, Pidargu köyüne girmek üzereyken arabaları gördük biz. Ateşe başladık. Dedik ki geliyorlar buraya da. Ateşe çarptık. Ondan sonra teora bura dolanıp anladılar ki yanlışlık oldu. Ertesi gün tabi kaçtılar yani görünceler bizi artık gereken konuştular neyse muhtarlarla. Ertesi gün ayrıldı. İngiliz askeri diyelim o zaman. Ya hatırlan bizim köyde İngiliz vardı. İngiliz. İngilizler de 8'deydi. 63 Cumhuriyeti kurulduğu zaman İngiliz askerleri çekildi köylerden. Tamam. 63 olayla başladığı zaman Birleşmiş Milletler askeri daha tam toplantısından da karar alsınlar demedi de İngiliz askerlerine üniforma giydi. Birleşmiş Milletler üniforması. 6 Şubat ya 7 Şubat en çok baktık. Pidargu tepelerinde yine Rumlar başladılar. At, oradan aksiyle tekrar dere geçeceğiz. Dedik önce çoluk çocuğu, yaşlıları önden gönderin. Biz de kaldık geride. Geçirdik yine yavaş yavaş. Dereyi geçirdik ve otomatik bir de silahımız vardı. Onu kurtarmak için çok çok ezgi çektik. Evet. Aksiyonu'ya yerleştiniz. Köyde kaçtıktan sonra o yaşlı 4 kişiydi. Yok. Daha çoğu vardı. Tamam. Yaşlılardan vardı. Hep. Vardı daha çok. Mesela benim nenem kaldı orada. Hava nenem. Ondan sonra aldı kendini ve Pidargu'da. Zaten yaşlıydı. Belki 90 yaşlarındaydı. Getirdik. Orada Pidargu da öldü ki o stresten. Hani daha geçir esir de yakaladılardı. Ha. Esir de yakaladılardı. Ondan sonra verdiler de esirleri. Kaçtık geldik. Kantona bir bölge yaptık. Orada. O zaman bir yani yeni bir oluşum yaptı orada. Bu atı yolu da kesebilirdik. Keserdik. Evet. Ondan sonra köyümüzde yediniz. Ne malınızı, mülkünüzü, bırakınızı. Zaten işte bunlar aksiyonla gittikten sonra benim duyduğum bir iki gün sonra Birleşmiş Milletler askerleri, İngiliz askerleri geldi zırhlı araçlarla da sordular ihtiyaçları bir şey var mı ne isterlerse diye. O köyün içinde kalanlar ya. Aksinu'da. Sormuşlar işte o zaman muhtar Destevan köyün şeydi onlar. Onlara sordum işte ki 4 tane yaşlımız kaldı geride onları almak isterik. Ve Destevan, Fehmi dayımız, Özel, babam da galiba, gitmişler beraber de bu ölüleri gördüler. Yani buldular da kendileri yani orada. Bulmadılar kendileri, bulunduklarını öğrendiler sadece. Sadece bulunduklarını öğrendiler. Çünkü gittiler almak için, gece bıraktılar yürüyemezler diye. Tabii. Onları almak için gittiler ve bulamadılar kendilerini. Sizin köy yerinizin yeri nedir yani? 4 kaybınız var. Onlar da kınıyorlar yani. Ben konuştum yine. Dedim ya önemli olan. Yani çünkü sonuçta uzun yıllar ortak bir köyde yaşan sonuçta böyle olaylar olur. Kaybım olur. Artık olay... o eski ilişkin ya, aradan zaman geçmesinden bu kayıplar bundan bir iki önce ben gazetede okudum. Yani, i̇şte bu kayıplar konuşulduğu şeyinde ki Hulu'daki 3 kayıp bulundu. Dere yatağında bulundu diye yazdılar ama benim hatırladığım kadarıyla bizim dere yatağı değil de bir ark vardı. Ark. Bizim köyün içinden geçen. Muhakkak ki o yerde buldular. O arkın içinde buldular kendilerini. Tabii ki o zaman geçti. İnsan yarası kabuk bağlar. Tabii ki bizim akrabamız değildi, yakınımız değildi. Ama muhakkak ki yakınları düşündükçe aklına gelir. Muhakkak ki bir şeyler hissederler. Evet, tabii ki yani. Yani düşmanlık bile beslemese 50 sene 60 sene sonra ama neden oldu diye düşünebilir. Haklı olarak tabii.
şey soruyor mesela işte 60 kilo sonra geçtiniz. Aksiyle orada yerleştiniz. Ondan sonra hiç karşılaşırdınız. Rumlarla hayır. Ondan sonra... Söylediğiniz Rumlarla hiç karşılaştınız. Biz şimdi 63'te Aksiyle'de birkaç ay kaldılar bizim köylüler. Ondan sonra tekrar kaçtı. Ondan sonra kaçtılar. Bizim sağlık olmuyor ya. Ondan sonra tekrar kaçtı. Biz gençler o zaman 3-5 ayda Mandriga'ya getirdi Yeşilova'ya. 2-3 ay kaldıktan... Büyük bir çoğunluğu İstavrumu'ndaydı. Büyük bir çoğunluğu İstavrumu'ndaydı. 2-3... Aydoğan'da yani o zaman İstavrumu'ndaydı. Yani orada... Ben şimdi o zaman hatırlarım yani bulunduğum bölgede Aydoğanlarla, İstavrumu'ndan buluşurdum. Tabii ondan sonra ben de gittim İstavrumu'na köye. Şimdi yaşarsa Allah uzun ömür versin diyelim. Öldüyse Allah rahmet eylesin. Fukara Hasan diye biri vardı. Stavrogon'da da. Stavrogon'a köyün içinde ve bu adam İngiliz üslerinde polismanıydı, yardımcı polisi diye. Ve anlatırlardı o zaman işte, bu adam her gece kazanlar kurar, her gece kazanlar kurar ve bu 130-150 tane göçmeni günlerce, haftalarca yedirirdi kendi evinde. Muhakkak ki herhalde köyün yardımı da vardı diğer köylerinde. Ama her akşam kazanlar bu adamın evinde kaynar, yemekler pişer ve bu göçmenler ta ki kendilerine bir meşgale bulsunlar, bir iş bulsunlar, bir yerden bir yardım alsınlar. O fukara sahnelerinde yerler içerlerdi. Bu vesileyle ona da burada minnetlerimizi iletelim. Köyümüz adına ilk daha bile fırsat bulduk. Muhakkak kendi olsa bile çocukları, evlatları var. Yani 1963'ten 64'ten sonra, 64. Son kapılar açıldığında gidip köyünüzü görebildiniz. Evet. Ben ondan 60'dan sonra yine gittim. Ben şöyle gittim. Ben gitmedim. Babamın bana verdiği araziler vardı. 66'da gittim ve bay ektim. Ha. 66'da değil, 71'de. 71'de çünkü o zaman yeni bir kamyonet aldıydım. Ve gittik Evza Deresi'nin içinde kalan gölletlerden su doldurduk varillere. Ve götürdük, bay ekledik. 4 dönüm bay ekledim. Ama ondan sonra da bir daha gittik sadece, baktık budamalarına. Çünkü yeni fidanıydı. Ondan sonra göremedik. Yani çekinmeyin, korkmadın gidesin. Korkmadık çünkü insanlarla beraber büyüdük. Yani öyle bir şeyimiz yani, yoktu. Yani benim elim... Tavırları nasıldı size? Benim elim geçimde o zaman bir Rum düşse mesela, köylüyüm. Öldüremezdim kendimi. Güvemezdim de ve aynı inanışlaydım ki o zaman bir kötülük yapmazdı o zaman. Yapmadılar da. Bizim köylerime eminim ben bu yaşlı kadınları. Bu evokacılardan birisi ya da akrabalarından vurulan birisi varsaydı o dönemde onların şey yaptıysa mesela Mehmet de vardı Londra dedim. Yani okuma yazma bilmez. Gambur yani çok karı çok 1.20-1.30 bu kadar bir adamdı. O adamdan ne zarar görüyor? İşin şu tarafı da vardı. Mesela bizim köylü çiftçilikle uğraşırdı. Benim babam mesela Yermano diye bir Rum vardı. Yıllarca adamla ortaklık yaptılar. Biz de. Yani ekerlerdi, biçerlerdi. Ekerlerdi mesela beraber. Biçmeye gene beraber. Ben işte 3-4 yaşındayken hatırlarım. Sabahları götürürlerdi beni Yermano'nun evine bırakıldı. Yermano'nun kızları benden büyüğüydü. Hatırlan isimleri ne? Hatırlarım ama son gittiğimizde geldiler onlar tanıdı beni. Yani tanıdı değil de tabii onlar benim büyük olduğu için onlar yaşlandılar. Biz de hayal meyal ama son gittiğimizde o yemek festivalinde geldiler buldular beni. Ve tanıştık orada. Birinin adı Elini'ydi. O birini unuttum. Ama hatırlarım. Bırakırlardı beni orada. Akşam üzere gelirken oraya Allah'a diye ben öyle giderdi evimize. İşte orada bir çiftçilik yaparlardı. Herkes fakir. Babamın bir özelliği vardı. Mesela herkesin bir çift öküzü var zaten yani. İki öküz. Babamda 3 tane vardı. Şimdi babanızın adı neydi? Derviş Grego derlerdi kendine. Derviş? Grego. Grego. Lakap. Lakabı. Onun 3 tane öküzü. Bizim 3 tane öküzümüz vardı. Şimdi esas şeyi çiftçiliğiydi. Öküzlerini dönüşümlü olarak kullanırdı. Mesela herkes giderdi saat 8'de atıyorum işe, çift sürmeye, bağ, tarla ne bileyim ben de. Saat 4'te kaçardı. O güneş doğmadan bahçede, tarlada, bağda sürmeye başlardı. Bir de güneş battıktan sonra
kaçardı bağdan. Onun için öküzlerini dinlendire dinlendire şey derdi. Çok da Rum arkadaşı vardı. Biraz da kumarcıydı. Hayatı Rumlarla evet. Hepimizin hayatı. Evet, Rumlarla beraber geçti. Onun için yani onlardan bize bir fenalık geleceğini... Yani gelirlerdi, sizden yani derine giderdi. Benim yapmada ya. Sütlerimizi karşıladı. Benim kız kardeşim evlendiğimde, ben hatırlarım herkes o zaman imece usulü vardı herhalde. Çünkü mesela Sadi'yi hatırlarım, bakkalıydı Sadi. Muhtarıydı. Bir kasa makarna getirdiği. Getirdiği babama. Çünkü yemekliydi o zaman şeyler. Yani Rumlar bizim düğünlerimize geldi, biz onların düğünlerine gelirdik. Oynardı, ters yapardı. O zaman öyleydi. Mesela biz düğünlerde şey çıkardık, düğün alayı yapardık. Gamışın üzerinde bir Türk bayrağı vardı, o zaman bilin şey yoktu. O zaman da öyle aşırı milliyetçilik yoktu. Ama bizim büyüklerimizde herhalde öyle bir şey vardı ki, Türk bayrağını koyardık gamışın burnuna bağlardık. Özellikle Rum kesiminden geçerdik, davul zurnayla ve giderdik. Harmanlık dediğimiz bir yer vardı. Harmanda güreş tutarlardı. Gençler, büyükler. Ve bu aynı alayın içine Rumlar da gelirdi. Ve Rumlara meydan okullardı. Ha derlerdi, gelin güreş tutalım. Ve hiç bir cesaret edip de gelmedi. Bu Fehmi de özellikle. Kısa böyle biri, 1.60'lık biriydi ama cesur biriydi. Και η Ασπρογιά είναι χωριά κοντινά μεταξύ τους. Και εδώ οι κάτοικοι, μεστοί από εμπειρίες συμβίωσης, έχουν πολλά να πούν. Οργανούς μας περάσαμε όπως τα έφτια. Εάν έγινε τον γάμο ελληνικός, πάντα είχαμε και στο γάμο μου, δεν αν είναι τουρκοκύπριος ο βιολάρης που έπαιξε το βιολί, και ο, μάλλον ο λαουτάρης ο ίδιον Έλληνας. Ήρθασαν και Τούρκοι και Χριστιανοί, και που το γύρω χωρκά ήρθασαν και πιο Έλληνο-Τούρκοι. Τουρκοκύπρι ήρθασαν δασκάλοι και ένας δικός μας. Και βάλαμε μας που δυο, μπορεί να τσιφτένει ο καθένας. Αλήθεια ο μαγαζοτής μου, αείες δαλή, βάλαμε μας δαλή πολλά λεφτά οι δασκάλοι. Επερνούσαμε πολλά καλά. Αν έγινε τους σήκωση, εντείνουν τον και Τούρκοι όπως εντείνουμαστε εμείς. Δεν και ξεχωρίζαμε. Να πείσαμε μα τούτοι εν τούτοι και τούτοι, όχι, δεν ξεχωρίζαμε. Περνούσαμε πολλά καλά. Αγαπούσαμε μας, εγώ είχα μια τουρκούα δαμέ και ο άντρας ήμουν κασάτης. Όποτε ήταν να σφάξει έπρεπε να μου γεμώει την κούπαν. Την κούπαν που λαλούσαμε εμείς, κρεάς να μου τη φέρει. Και μαυρόλα μου που ήταν να βγάλει και ούλα. Είχε με όπως τη μάνα μου. Είχα με όπως ήταν η μάνα μου. Νουριέ. Νουριέ, δάμε που πάνω ήτος μας. Περνούσαμε πάρα πολύ καλά. Και τώρα που φύγαν και πήγαν πότσι, εντάξει, μεγάλες οικογένειες επέχανασαν. Έμειναν τα παιδιά τους, αλλά τα παιδιά τους στην ηλικία μας. Επιέναμε στα χτίνα μαζί, τραγουδούσαμε οι ελληνικά, οι κίνοι τούτσικα, οι κίνοι έπιανε τα ελληνικά, ορίσε τέλεια παλαβή. Εγώ τα δικά σου πιάνω τα εσύ απέντα. Έλα λόγες. Περνούσαμε πάρα πολύ καλά. Τώρα ενάρτη κουμποκή να μου φέρει ό,τι φανταστείς.
Και με βάλει μέσα κάτι να με φιλήσει και όλα γιατί τούτη που σου λέω η φιλελά μου άσυλα. Είναι 8-9 παιδιά που είχαν οι Τούρκες. Και οι Τουρκουές ήταν όλες μια και μια, όμορφες Τουρκουές. Και περνούσαμε πάρα πολλά, πολλά καλά. Έγιναν του σαν τώρα το Πάσχα. Επέρναν μας τα κτίνα μας εμάς. Και μας δημόσαμε, έπρεπε να κάνουμε να δούμε και βλάουνε και από ξεμάδια. Και μέσα στο παϊράμι έφερναμε και εκείνοι, ότι τους έπαιρναμε και έχετε και έναν πώς το λάλλον που πίνουν στην Λοκουμάες. Έφερναμε, ήμουν να είμαι ήρθανε 30 μωρά μου, είχα 4 μωρά και μηνύσκαμε και. Πράγματι, έπαιρνούσαμε πάρα πάρα πολύ καλά. Δεν είχαμε παραπονό με τους Τούρκους. Εσείς κυρία Λέ. Εμείς οι συνομήλικοί μου, όποτε έρθουν, διότι κάθε κάνουμε φεστιβάλ τα μέσα, έρχονται τακτικά. Και είμαι αλήθερη, αλλά ως επικοπλίστος στην ηλικία μας τώρα, οι άλλοι επεχάνασαν οι μυαλοί. Με το καλύτερο τρόπο και αρέσκει τους πότε να έρθουν να είναι έναν καλό, να έρθουν να μείνουν δαπάνω. Αλλά πολλές φορές λαλείς, αν απάντρεψε τα παιδιά του, ενάρτη. Όμως περνούμε πολλά καλά. Πάρα πολλά. Έρχονται κάθε χρόνο, έρχονται στο φεστιβάλ και χωρούν τα σπίτια, τα χωρά. Η συνεργασία πώς ήταν μεταξύ σας? Μεταξύ μας ήταν πάρα πάρα πολλά καλά. Ένιχε με πολύ με φασαρίες που έγινονται σε άλλους τόπους, εμάς τα μέσα ένιχε φασαρίες. Ό,τι να θέλαμε, να πιέναμε, να λαλούχαμε. Πηλέ μου, οι καθενές μας ήταν κοντά-κοντά, ένας πάνω μέρος και ένας πιο κάτω. Όπως πιέναν στον Βρισκιανό, πιέναν και στον Τούρκο, τον καθέτσι. Ένα λάλε ένα ματούος εν Τούρκος, να μην πάμε. Όχι, δεν είχε έτσι πράγμα. Είμαστε πολλά πολλά καλά, μια χαρά που περνούσαμε. Ένα φεστιβάλ που κάναμε δαμέ, καλέσαμε τους. Καλέσαμε τους και ήταν τρία λεωφορεία και φέραν και το Ζορνέν και το Ταούλι. Και ήταν η μόνη σου χαρά να ακούεις, επέζανα μα κόσμο, δεν τον εφόραν την πλατεία των κόσμων. Πράγματι. Που τους πρώτους που ήρθαν πόσο και ανοίξαν τα πράγματα που λάλλει. Και έκαναν και γάμον τουρκικό, έτσι παρομοιάσαν το, όπως είναι ο γάμος τουρκικός, μια χαρά μέσα θα. Δεν είχε παρεξήγηση ότι είναι μια φασαρία και... Αλλά ύστερα μέσα στο 60, έφυγαν που το 63 και πήραν τους στην Ανασκούν. Τις περιουσίες έφυγαν πήγαν στην Ανασκούν και ενοικιάζονταν μέχρι την εισβολή που ήταν ύστερα που τον αφιούσε, ομπρίτερα ενοικιάζαν μας τα εμάς τα χωράφια τους και έρχονταν και ήδη και σπέρναν τα, πολλοί. Αλλά όσοι φύγαν και πήγαν μακριά, ενοικιάσαν τα τους χωρκανούς, τους Βρισκανούς. Και δεν είχε καμιά παρεξήγηση. Ύστερα... Αγαπούν τα χωριά? Έρχονται αγαπούν τα. Θέλουν να έρθουν. Θέλουν να μείνουν πολλά, αλλά άλλοι τους διατάσσουν και εκείνους. Άλλοι τους διατάσσουν και εκείνους και εμάς. Ναι. Εσμείαμε τα γάλατα μας, είχαμε κοπάδια. Εσμείαμε τα με τους Τούρκους αναμεταξύ μας. Ούτε μαλώσαμε, ούτε τίποτε, τίποτε. Περνούσαμε πάρα πάρα πολύ καλά. Είχαν τράκτον που άλλον έπιανε, άλλον έπιαμε κι εμείς με το τράκτον το δικό τους. Δεν είχε να πούμε να μακάρισαν τούτσι το και ίδρυς κι άλλο. Όχι, δεν ξεχωρίζαμε. Να τώρα είναι φωτσί και έρχονται στη Μακράσικα οι φιλενάδες μου εμένα. Έρχονται να με βάλουμε σε ένα κάλλον τους, ούλες να με φιλήσουν, ούλες. Και να τους βάλω οτιδήποτε να φάσουν, ούτε να ανακατσάουν, ούτε όπως περνούσαμε πριν. Εμάς που γίνεται την Λαντρά, γύρω γύρω είναι Τούρκο Μαχαλάς που τον κάνε, ούλο σπίτια τουρκικά. Και έρχονταν, δεν είχε να παρεξηγήσουν πως χτύπανε η καμπάνα η ώρα μια το πρωί
Να ούσε ξυπνεί. Να ούσε ξυπνεί. Μάλιστα ήτουν όξυπνοι και έρχονταν και εκείνοι και μπαίνταν μέσα στην εγκλησία και πάξαν την εγκλησία. Αυτά ήταν και κερί δε μας. Ναι. Και έρχονταν. Στην... που μπαίνανε τεχνίτια και Τούρκοι και Γρισκά. Γιατί κατάλαβες. Τόσο Τούρκο και εμείς είμαι Γρισκανό να μην παίξω μετά. Όχι. Δεν εξηγούριζε. Μπορεί να έρθει ένα ξένος και ποιος είναι ο Τούρκος και ποιος είναι ο Γρισκανός. Δεν ήξερε. Δεν τον ήξερε. Εγνωρίζει να τον εξηγουρίσει. Στενοχωρήμα. Στενοχωρήμα, πράγματι. Ό,τι εφιάσει που ήταν μέσα, στενοχωρήμα πολλά. Διότι, χάτε, έσχον ο γείτος του χωρίς το σπίτι του γέρι μου τζαμε. Εντάξει, έτσι εκείνος έτσι ήθελε να φύγει. Με ο ζόρι που τους εφιάσει που τον τόπο τους. Αλλά εμείς που τους ξέραμε, τους γειτόνους μας, εγκρίμαν. Λυπήμαστε, αλλά να μας έκανε. Και εφιάνε διάνταμε κοντά και έρχονταν. Εμάς εφάνει τόσο βαρετόν όπως να πιάσουν και να φύγουν να πάνε πολλά μακριά. Διάνταμε κοντά στην Αναρτούν και έρχονταν. Εντατρούσανε όμως. Καλά. Και ό,τι και πήγαν και πήγαν κάτω στην Αναρτούν, πάλι έρχονταν, πιέναμε να ανακατώνουν τα κομπάδια μας. Εμένα συγκεκριμένα, εγώ ράσα, ας σας πω μια περίπτωση, εγώ ράσα από έναν Τούρκο, Γρισκανός που τούν, αλλά ο πεθερός του είναι Τούρκος. Έφυγε πια την Αναρτού. Εδώ και μου τα χτυνά του, καμιά πενταρκά με έγιασε. Έγιωσα προς το δάσος, έφυγε πια κοντά στην Αναρτού. Που του μαχημένε. Που του μαχημένε. Είχε άλλους Τούρκους, όπως μου είπασαι, ξένους εκτός της περιοχής μας, που μηνίσκαν και κλέπας, και λαλούνε το ένα κοπάι, το οποίο μεν αφάνε. Λαλεί τους, όχι, και είναι δικές μου γυρίες. Είναι οι δικές μου μένα λαλεί, και όρασαν τους ο Ανδρέας του παπά, και φύγαν του, και στάσει, διότι οι μαχημένες κατεβαίναν κάτω πόνο φράχτης, πόμε φράχτην τώρα, αν επίεται κάτω και είδετε εδώ, το φράχτη. Ήταν και κάτω η περιοχή που πήγαινε και βόσχιζε ο Τούρκος, ο πεθερός του Χριστιανού. Και άμα εκεί αν δεν σύγουνε, θα πιάνουν πράγματι. Πάλι τους όλοι, άστε έτσι, κάνετε πάνω να είχατε σε εγώ και πουλήσεντες ο Αμπρός μου και πιάνετες. Τα φύγαμε, γυρίσαντες προς το χωρικό πάνω, γύριζαν τα εσέβρο, μες στο δάσος, μες στο... Και ύστερα από μια δυο μέρες δεν είπαν τον Τούρκο που είχαν τις έγιες. Λαλή μου να σφάρω ρε που έμπωσε εξαπολύσε. Λαλό του ρε και μίλη τον ελαλούσα. Εφίαση. Έκαμε προς το Αβελόνια τοποθεσία μια. Εφίαση. Ρε και ο Μπαχινένε ρε που πιέναν και κάτω στον ποταμό λαλή μου. Αμένει μου για μένα να σου σφάσει. Σαν να σφάσει. Λαρώ του, χαλάλι του, τι είναι να μπορεί να κάνω, εφτά και χειάζει. Ευχαριστώ πολλά που τεσέρνω. Τερνούσαμε. Είπα σου ότι αν ήταν άλλοι, ήταν να μας φάνε τεσέρες. Και είχαμε και τα ρίφια με τσουλικά έστω που ήταν που ήταν να τα κάνω. Μωρά, ήταν τα ψοφίσουν που είναι. Και ο Τούρκος είπε νόη. Εν το Ανδρέα του εσύ εσαιώτασε ο Καλαλή και γυρίστε του να πάνε προς το χωρκό. Επ' ευκαιρία, μια και γίνεται έτσι, είστε εδώ στον τόπο μας και στο χωρκό μας, θέλω να στείλω και έτσι μήνυμα προς τους χωρκανούς μας, τον Φικρή του Μαζλούμη. Είναι, είμαστε συνομήλικοι, τον Αρφόν, τον Μουσταφάν, τον Ζεκίν, τον... Τον Αρίφη. Τον Αρίφη. Την Αϊσέλη στην Ερημάνη. Την Αϊσέλη στην Ερημάνη. Και όλους τους οργανούς μας.